Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bizning Gulchehra aviakassamizda butun dunyo bo'ylab barcha yo'nalishlarga arzon biletlar mavjud. Bizning xizmatimizdan foydalaning. Gulchehra aviakassasi inshaalloh uzog'ingizni yaqin qiladi. Xizmat uchun ekrandagi nomerga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Siz bilan bizni hidoyat qildi. Halol va haromni bildirdi. O'zi rozi bo'ladigan yo'llarni payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallam orqali siz bilan bizga ko'rsatgan bo'ldi. Shundan keyin insonlar haqda itoatda bo'lganlar bo'ldi. Yana o'jallik qilib osligida qolganlar ham bo'ldi. Inna hadaynahu sabila imma shakiron va imma kafuro. Dar haqiqat biz uni insonni xoh shukr qilguvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rnamay kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Ya'ni shukr qiluvchilari to'g'ri yo'lni olib mu'min bo'lgan holatda ketdi. Endi fosil itoatsizlar esa kofir yo'lini tanladi. Hammaga hidoyatga chaqiriq bir xilda aytilgan. Xohlaganlar to'g'ri yo'lda bo'ldi, xohlaganlar zalolatda bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta halol aniqdir, harom ham aniqdir. Bu ikkisini o'rtasida shubhali ishlar bor. Odamlarning ko'plari bu shubhali narsalardan bexabar. Endi kim o'zini mana shunday shubhali ishlardan ehtiyot qilsa, dinini, nomusini omonda saqlaydi. Mo'min banda doimiy suratda halol narsalarga intilib, haromdan taqvo qilishligi, shubhali narsalardan o'zini chetga olishligi zarur bo'ladi. Qaysi bir ishda insonning dunyosiga ham oxiratiga manfaat bo'lsa, qaysi ishda insonning dunyo oxiratiga zarar bo'lsa, shariat shu narsani ko'rsatib bergan. Shariatning asosi, shariatning maqsadi ham insonning dunyoda ham oxiratda ham saodatga yetishligi. Demak, inson shu maqsadda yashaydigan bo'lsa, shariatda ishlamasdan boshqa iloji yo'q. Alloh taolo oxiratni istagan, o'zini roziligini istagan bandalarga yo'llarni belgilab bergan. Endi ba'zilar o'ylagandaqa bu shariat islomiy unaqa bir mashaqqatli narsa emas. Alloh taolo bandalarni mashaqqatda bo'lishini xohlamagan. Agar quloq solsanglar, dunyo oxirati aziz bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nima harom bo'lsa, sunnatda bayon qilib bergan. Aytganlarki, "Ij'alu bainakum va bainal haromi sitratan min halalin." O'zingizlar bilan harom ishlar o'rtasiga haloldan parda tutib olinglar deb payg'ambarimiz marhamat qilganlar. Halol rizq talab qilishlik, topayotgan molu dunyoyimizda halol bo'lishligiga biz harakat qilishimiz eng zarur farzlardan. Chunki biz agar Alloh taolaning buyurgan barcha farzlarni bajarayotgan bo'lsak, payg'ambarimiz aytgan sunnatlarni qo'limizdan kelsa qilayotgan bo'lsak-ku, lekin yeyotgan luqmamizda shubha bo'lsa, harom bo'lsa, bu amallarni birortasi, qaytarib aytaman, birortasi qabul bo'lmaydi. Harom yeb, haromdan pul topib qilingan ibodat, qilingan haj, o'qilgan namoz, berilgan sadaqa, tutilgan roza rahmimiz kelsin o'zimizga. Agar pulimizni shubha harom bo'ladigan bo'lsa, bu amallarni birortasi qabul bo'lmaydi, birortasi bizga asqatmaydi. Chunki innalloha toyibun la yaqbalu illa toyiba deb rasul marhamat qilganlar. Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ya ayyuhar rusul kulu minat toyibati va amalu solihan. Inni bima ta'maluna alim. Alloh taolo anbiyolarga aytadi, rasullarga: "Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Albatta men sizlar qilayotgan ishlardan xabardorman", dedi. Payg'ambarlarga buyuryapti: "Haloliga savob amal qil". Payg'ambarimiz hadislar aytadilar, Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurgan. Talabul halali vacibun ala kulli muslimin, dediler Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Anas ibn Malik raziyallahu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda. Halol narsani talab qilishlik har bitta musulmonning ustidagi vojib.
Yani mescide kirganda namaz okuşluğumuzda kança bir vacib amallar varsa şu vaciblerde albatta hamasını bacarsakimiz şart. Eğer namazlı vaciblerden bir haftasında terkibi kalabiyen varsa namaz namaz bu mıydı? Şunu değil mi? Şimdi köçüge çıkan dedi, kınan adıgın vacib iş, mescitteki vacibden göre kıyrak, köprak. Mescitte fakat özünüzü özünüz kontrol kılarsınız, özünüz adaşmazsınız, boldu. Vacibde farzını, sünnetini, hamasını bacarsınız. Şimdi köçede ki, Sahl ibn Abdullah rahmetullah şunu dediydi. İnsan necat yetmek için olsa üç tanesine yetibar kısın. Bari yok üç tanesine yetibar kısın şu adam necatta buladı. Birincisi halal yesin. İkincisi farz amallarını birinci orunda ada kısın. Arkasından sünnet yeri yesin. Hayır, farz, arkasından sünnet, halal lukma avval aytılmaya yaptı. Çünkü biz etken farz ibadetler, nafil ibadetler, eğer lukumamız haram buladıyan olsa, kabul bu mıydı? Sadar akıllı var siz, televizyonunuz 2 metreli olsun, ekranı 1 metreli olsun, her kança haşamadlar, ahriki modeli olsun, lakin svet olmasa, o televizyon bize payda kıma geldik. Biz 5 mahalmaz, 15 mahalmaz yüzürsek, yiliğe her sefer has kısak, her düşünme paşama rozu tutsak, nafı sadaka kısak, lakin top ekken pulumuz haram oladıyan olsa, bu amaları bittersin bizge, az katmıydı. Hazır ki günde adamlar da hala tıkandı. Hazır ki günde, ana şu taşkarıdan bol ekken taşvikatlar, itikatlar, tasarı da en asası inerse, kanaka bosayan, bosa boldu. Dünya bosa boldu gen, çünkü ekip kalınken. Balası latohanadır, cügeri sanat hareken. Yaşı top hareken, cügeri latohanı deyiler. Min. İtip gelişmek hareken de, başka iş kıyanlardan kör, yaşı rapu top hareken. Be, inka, kem mehnet sirhasın. 500 son, 1000 son, hakkı pul top gelirken. Akkeli vererdi, hali ata canı var, duada kılıp oturardı. Kette kette dua kıladı, top kendine bereke versin deydi. Şu adamı kılayken ibadetleri habada buladı. Şu ibadeti haram lukuma bulan kılayken buladı yalnızca. Sorup koyayım o sakal, kadan top yapsan puldu, nemci aslan top yapsan puldu, kadan apker yapsan uçup puldu, sorup koyayım rahmetle. Özge rahmet kesin. Halal mı, haram mı, bar mı? Beni Allah yaş görüyor. YouTube'da şu adam. Şimdi fakir mi? Demek şu adam ziyanlı. Ölçü avlar gene mi bu gene? Kanı bir çıkan haramlık mı ötük etip alıp, gümanlık mı ötük etip alıp, özünü kökertirip kaytkı gene Ebu Bekir yokşun adamlar. Kanı ölçü avlar. Yaş hayat ne bilen midir? İman bilen midir? Halali bilen midir? Riba, haram, notori yo'lidan topilgan, g'ulul bilan, makr bilan, shubha bilan, makruh bilan, shubha bilan topilgan narsalar, agar mana shu 6 ta narsadan bizni topayotgan pulimiz pok bo'lsa, demak shu pulimiz halol. Qaytaramiz. Harom, ribo, notori yo'l, g'ulul, makruh hamda shubha. Mana shu 6 ta narsa yo'q bo'lsa, bizni topayotgan pulimiz halol ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida ve Kur'an'daki juda ko'p oyatlarda riboni qanchalik og'ir gunoh ekanligi siz bilan bizga bayon qilingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Dirhamu riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lamu ashaddu 'indallohi min 36 zaniyatan." Riboni bir dirhamini bilib turib yegan kishining gunohi Allohning nazdida 36 marta zino qilgandan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Haramligini, riboligini bilib turib yeyotgan odam 36 marta zino qilgan odamdan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Shariat islomiyya avvalambor bir gunohni qilishlikni yo'llarini hammasini bekitib qo'yib turib, harom qilib qilma deydi. Harom yegan odam hech qachon iymon lazzatini topa olmaydi. Masalan, mana haligi uyda tarif kasbonlar haromni ko'rib qolsa, namoz o'qiyotganda imom yig'laveradi. Zo'rg'a o'zim shop qoladi, Qur'on eshitib yig'layotganlarni ko'rasiz. Shu biz odamlarda shu Qur'onni eshitib turib yig'lashlik yo'q-da deysan. Endi ular tushunadi-da, arabda ular deymiz. Qur'on oyatlarini eshitganida, namozda turganida, zikr bo'lganida Allohni eslatganda kim yig'laydi? Ya'ni ko'proq yig'laydigan odamlar
Muallı dünyası halal boyun adamlardı. İman lezzetini tatışlığı başkalarından alsan bu. Bu dünyada başkaları tatmaya beğenemez. Bunu doğru düşünüyor. Halaldı köpeğin adam imanda lezzetini içinde tatadı. Yani asarlarda şunu dekil kırılardı. Kim gözünü haramdan tiyse, nefsini şahvatlardan kaytarsa, kalbini daim takip kılı güzel tutursa, yani ahırda halal lokumu yese, zihni ve farasatı hiç kaçan hata kılmıyordu. Şunu alayım mı? Akıl kuşu cahidir buladı de gene. Günahlardan özünü deyip, halal yese, kellesi cahidir buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yatiyenne alen nasi zamanun la yubalil mar'u bima ahdal mal amin halalin amin haram. Adamların üstlerine şimdi bir zamanlar geldi. Kişi özünün malını kayırdan ayağına gider şüphe kaladı. Yani halal mı haram mı ikilenip kaladı. Çünkü Peygamberimiz başka bir sertgenler insanlar tuttuk şimdi bir zaman geldi ki Abu Davud İbni Macer rivayet. يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبُقَ أَحَدْ اِلَّا أَكَلَ الرِّبَى Sahih hadis. Şimdi bir zamanlar buladı adamlar üstünde. Riba yemeğin adamı kalmıyor dediler. Sahabalar, ya Resulullah, hammasını yedin mi bir çekeden? Degende yok. مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ يُصِيبْهُ غُبَارُهُ Yemeğenege ribanı çeneye uğrukturadı. Yani riba bile muamele kıyın, adam bile muamele kılasız. Ribaya güvah bu kılasız. Ribada eşit kılasız. Riba bile şükürlüğüne dünya adamla uyge çakırada mecbur barıp kılasız. Ribanı kenge urmayan adam kalmayı dediler. Yani aynı zaman şimdi zamanlar ki riba aşkara ilan kılınadı, targib kılınadı. Teşvikat geti yaptı. Açık haram nesne teşvikat geti yaptı. Adamlar da kan taşı şu dünya bopka geldi. Ticareti cici sengillap basa, koludaki pulu abaratı azayıp basa ne kadardı? İlacı yomayı kaldı da, tohtap kalmasını da aldım da, ne makaleyinde hem akıllı yaptı. Özü maksatlı medresiz, akıllı kopkamasılık. Şimdi adamlar da ben körgen ben, öz közüm bilen, bir dergi zorup gitken. Kımmet maşineler, zor kıyımlar, zor bir cihazlar bilen, bir iki zor yürüdü ki, yakası yokup kaptı. Ne dese, hem yolunu satıp, getirtti buraya katı ticaretle gel. Sürüştürük yasız, ribaya, pratsan ki pulavaya. 20.000, 30.000 dolar da agen, üyünü zalokya koygen, 20.000 dolar, 30.000 dolar, birdenine geçip koygen adam ne makaladı? Elbette kımmat, kullas boydaka yaşaydı 2 yıl. Adamı, acabini kozlatadığı yönlerse, şu kolluki pulu alıp, har bulaykenliğini körüp duruyorum, adamlar ne makaladı? Hali kuddu bunge temiydi yandaka şu musibet. Men şu çabber var hemen. O halen ki sütkollüki kolunu bugün adamı Allah-u Teala özü korkuluşuna ekken. Fa'zanu bihârbi minallahi ve rasulü. Allah ve rasulü tamamından özüyle uruş varlıken bilip koyular deydi. Allah vade kıl yaptı. Korkul hemen deydi. Fakat vakt. Bir ilmi yer, lakin korkuluş anak. Riba sütkollük günah kabirelerden. Eğer bir adam ki apasini bilen zinakla sen mi dese? Bu adamın halı ne oladı? Tepe çeşit iki yok getirdi. Onun bilen zinakla sen mi dese? Ahvalı ne oladı? İnsanda aklı bağır mıydı bu nesine? Lekin sütkorluğu bilen şugullengen adam bir günahı onası bilen zinakı kendinden köre ağırlığa boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar Sahih hadis İbn Mas'ud'dan Arriba salasatun ve seb'un baban aysaruha misla yankiha racul ummahu. Ribani dedi Resulullah. 73 eşiği yani 73 kıl günahı var görünüşü. Bana şu günahlardan en yengili kişi özünü anası bilen zinakı gelmeye yetin gelen deydi. 73 tane en yengili kaysi dese anası bilen zinakısa ribani orada en yengili günah şimdi doğru gelen. Allah saklasın. Allah saklasın. Riba tutkorlik. Nafakat şeriatı İslamiye'de. Barca semavi şeriatlarda haram kılınken. Hatta Yahudilerine şeriatı diyen
o'zaro bir-bir bilan muomala qilganda ribo harom. Ular boshqalar bilan muomala qilayotganda riboga pul beradi, lekin o'zaro bo'lsa riboga emas, qarzga berishadi. Nasroniylarda mana Luqo Injilida shunday bir qatorlar bor ekan, agar odamlarga qarz bersangizlar, ulardan mukofot kutmanglar. Ya'ni qarz berib turib foyda olaman demas, sutxonlikka pul berma deyapti nasroniylarda kitoblarida. Unda qanday fazil qoladi o'rtalarda degan. Ya'ni boy bo'lib turib yordam qilmasang, seni boyligingdan nima foyda degan. Bu samoviy shariatlar ekan. Jahiliyat davridagi arablar ham riboni harom deb bilgan. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarixini o'qiganimizda shunday bir joyga kelgan ediki, Ka'batullohni ta'mir qilishlikka ehtiyoj tug'ildi. Devorlarni g'ishlarni yiqitishdi. Endi qaytadan devorni urishga kerak bo'lganda Quraysh aytishdi. Bu Allohning uyi. Bunga faqat halol pulni sarflaymiz, harom pullarni sarflamaymiz. Harom pul nima edi? Mahr va bag'i, zino bilan topilgan pul. Odamlarga zulm qilib pul topadigan odam bu puli hamda ribo. Mushrik bo'lgan, johil bo'lgan Quraysh arablari ham johiliyatda riboni haromligini yaxshi bilishgan. Shariat islomiyada riboni haromligi haqida qat'iy Qur'onda oyatlar nozil bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz. Va agar chindan mu'min bo'lsangizlar, sudxo'rlik tartiblarini tark qilingiz. Ya'ni odamlarga bergan qarzlaringizdan chiqadigan foydasini olmangiz. Iymonni sharti bo'lyapti. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar iymon keltirgan bo'lsanglar, sudxo'rlikni yig'ishtiringlar. Agar shungacha qilingan bo'lsa, hozir qilinayotgan bo'lsa, muomalalar bor bo'ladigan bo'lsa, Allohdan taqvo qilaylik. Onasi bilan zino qilgan bilan teng deyapti. Yig'ishtiraylik. Oxiri xor bo'lishligi ming marta aniq. Faqat qachon degan savol turib xolos. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallohi va rasulih. Endi agar farmonimizni qilmasangiz, u holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. Alloh taolo o'z urush e'lon qilishiga aytilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Akilu riba mukiluhu va katibuhu va shahiduhu shahidahu iza lamasu zalik. Mal'unin mal'ununa ala lisan Muhammad va ila yawmil qiyamah." Riboni yeyuvchisi, riboni yediruvchisi, yozuvchisi, guvoh bo'luvchisi Muhammad alayhisalomning tili bilan qiyomatgacha la'natlangan deyilyapti. Shu pul kerak edi, ishora qilib qo'ydi. O falon shu prosentga pul beradi dedingiz, siz ham sheringiz. Addalu ila shay kafolihi. Bir ishga dalolat qilgan odam shu ishni qilgan bilan barobar. Biz eng kamida riboga olyapman desa, riboga beryapman desa, indamay qo'yishligimiz ham rozilik bo'lib qoladi. Eng kamida bu harom, bu narsani qilma, Alloh bu narsani man qilgan deb qo'ymasak, biz ham sherik bo'lib qolishga xavfimiz bor. Mana aytilindi-yu, chang uradi hech bo'lmasa-da. Hech bo'lmasa eshitasiz-da prostitutka pul olganini. Endi nima qilay, iloji bo'lmay qoldi deydi. Ribo gunoh kabiralardan deb aytdik. Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu ash-shaytanu minal mas. Sutxor bo'lgan kimsalar qiyomat kunida jin chalgan majnun kabi turadilar. Jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, oldi sotdi ham sutxorlikning o'ziku deganlaridir. Ahallallohu bay'a va harrama riba. Nima endi oldi sotdi savdo ham o'sha riba deganida Alloh taolati yo'q. Oldi sotdini Alloh halol qildi, riboni harom qildi dedi. O'zi ribo haqida alohida darslar bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bir sahoba bir 2 kilo yangi uzilgan xurmo olib keldi. O'rtaga qo'ydi. Hali Madinada pishirib yumagan. Qayerdan oldingiz buni dedi? Uyimdagi o'tgan yil pishgan xurmoni qoqisidan 2 kilo berdim. Yoki 3 kilo berdim. Uni evaziga yashangidan yangisidan 2 kilo oldim deganda bu ribo dedi. Narsani narsasiga, narsaga bitta jinsdagi narsani o'sha jinsga almashtirishlik ziyodasi bilan ribo bo'ladi. Hozir menga 4 ta shubni berib turing, bahorga chiqib 5 ta qilib beraman. Olib borib sot dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chiqqan puliga o'sha yashanganini sotib berishini aytib ketdi. Bu juda bu nozik joylar juda ko'p. Mashhur fushlarda aytganmiz. Bunda sotiladigan mashina bor.
Bunga maşine gerek, sizde malumat var, informasiya var. Şu orta oturmak koyarsınız, iş koyarsınız. Bizde salaf-ı salihlerimizden İmam Abu Hanife, İmam-ı Şafi, Fuzal İbn Yas, Sufyan-ı Sarıl etken eken, Allah'ını bitti, ekenliği hakkıdaki ilimli örgengeninden keyin, birinci orunda kereye bulabiliyorsa, oğlu sattığını bilişin, talah nikahını bilişin, hayızlı kestikli hükümlerini bilişin de gene. Bana sovdaya borayken buradalarımızı kança faizli sovda kitabını okuyan şeriatımızda. Ömer ibn Hattab, Ali ibn Abi Talibler, bizi bozarlarımızda şeriat ilmini bilmeyen adam sovda okumasını hüküm kıyan eken. Allah rahmet kıyan adamlar sorup durar, hemen demin deyip oldu, halal mı haram mıdır? Bu mesela kötü orada. Özür az olup verdiği de kıyardır. Bana sorulik, ne mi? Sorulik sabdaraklı var, siz 10 son verirsiniz, bir aydan ki 11 son kuru yeter verirsiniz. Şu. Faydası nakd durupdi. Faydası zahir durupdi. Bu insanlık özü zahir durupdi. Allah Teala aytadi: "Yamhaqullahu riba ve yurbis sadaqat. Vallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim." Mana eshitib turinglar. Alloh xo'rlikning foydasini yo'q qiladi va sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Alloh har qanday xo'rlikni halol deb biladigan ko'rnamakni va xo'rlik qiladigan jinoyat kimsani sevmaydi. Alloh aytayapti, sadaqani ajrini, sadaqani foydasini ko'paytirib beraman, suxorlikni yo'q qilaman. Mana yo'q qiladi so'zining ma'nosi dunyoda deydi ulamolar. Suxorning puli ko'p bo'lsa ham barakasi bo'lmaydi. Ibn Abbos aytadi, yo'q qiladi degan maqsad Alloh bu suxorlik bilan topgan odamni namozini, ro'zasini, zakotini, hajini, sadaqasini, hatto siylay rahmini ham qabul qilmaydi. Bu odam xolaganini qilaversin, agar suxorlikni tashlamaydigan bo'lsa, xolagan ishini qilaversin. Çünkü namaz okusa hem faydası yok, zakat verip haç kısa hem faydası yok bu adamla. Çünkü kareyle yatırağımızı soruyorduk, ekelerimizden, ülkelerimizden, pulinle şu riba yok mu, Allah taklasın, nasihat kılıyordu birbirimizle. Riba hor, hor adamla aladığın cezasını ver. Sumr ibn-i Cündüb raziyallahu hankudan rivayet kılınladı, o kişi aytadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bombalı namazını okubu yanımızdan keyin bazı da sizlerden daha kişi tüş gördü müdür sorardılar. Tüş görgenler ayet aradı, kün adı burada yani soradı. Hiç kim tüş gördüm de ayetme gene de Peygamberimiz, ana şu İsra ve Miraç dersi de ayet yalnız buna. Tüş görgeni gene ayetinde, tüşü de, ben hani yetimde malını yiyen, gettaşı yiyen, zinakörlerde kotarı da, ana şu İsra ve Miraç kesesi de, körgen işlerden, riba hurlarını halatı hakkı da bayan kıladı. Resulullah Aleyhisselam, keti borarken, o kişi yetelek yetekken iki kişi bilen, Osmanlı karab yapken, horni, huddu bir üyüde kattekel adıgan kişilerini gördü. Ular yerde yatarken, Firavun hanadanı uyakı bir akı tepele biterdi. Bana bulamız, ennâru yuradun aleyhe guduva ve aşiyye. Firavun hanadanı, kıyamet kayın bugünüce, irteler, bir mertte, keçkipayet bir mertte, cehennem otuge salıp dururlardı. Ana şu azabıge borup gelişti yolu da, iki mahal, ana şu karnakette kişilerini tepele biterdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Cibril, bu karnakette kişiler kimler de gene de? Bu sütkorlar da cevap verir. Adam gibi de tahsil kıladı gene ise, sütkorlik kılıp şünçü pulun bağımı kılığında yığla. Çünkü sütkorlik kime gene de şünçü pul bulardıken kılığında. Allah rızkını şu buldu yazgeneken, sen haram tamamdan alsan fakat halasın. Agar halol tomonga uzatganingda ham Alloh pekiningga yozgan ekan bo'lar edi. Endi hammasi ko'ram zo'r emas qarasangiz. Pulini undirib yurganlari bor, prosentiga prosentini qo'shib. Rizq tushmaganligidan. Alloh taolo suxli bilan shug'ullanganlarga va'id nima qildi? Fa illam taf'alu. U holda agar to'xtamasanglar ribodan Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'yinglar. Endi dunyoda 3-4 chaqasi deb turib, arzimagan dunyoda 3-4 chaqasini deb turib, oxiratda abadiy azobga qolib ketishlik aqlli kishining ishi emas. Riboni ko'payishi, yurtdan baraka ketishi, hamda mana shu yurtga Allohning g'azabi, Alloh taolaning azobi tushishiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar bir shaharda yoki qishloqda zino va ribo oshkor bo'lsa, ular o'zlariga Allohning azobini halol qilib olishadi. Zino o'limni olib keladi, ribo barakatni ketishligini olib keladi.
İbn Mas'ud radıyallahu anhu dan keltirilgan hadis: "Vallazi nafsi Muhammedin bi yadihi la yabitanna nasu min ummati ala sharrin wa batarin wa labin wa lahbin fayusbihu qiradatan khanazir bi istihlalihim al maharim." İmam Ahmed Musnad'da keltiradi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayaptilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mening ummatimdan bo'lgan bir toifa kishilar kunini o'yin-kulgi, bekorchilik, haddan oshlik bilan o'tkazadilar. Kechkirganda uxlaydilar. Haromni halol deb, haromlarni halol qilib olganlari, aroq ichganlari, ribo yeb, ipak kiyim kiyganlari sababli ular tong otganda to'ng'iz va maymunlarday tong ottiradilar. Ya'ni to'ng'iz bilan maymunga aylanib qoladi degani emas. Xuddi to'ng'iz maymundek yashab, to'ng'iz maymunda uyg'onadi. Kimlar? Ribo deganlar. Darsimizni Shayx Muhammad Hassonni o'zini ma'ruzalarini birda keltirgan bir qissa bilan nihoyalaymiz. U kishi aytadi. Misrlik katta olimlardan u kishi Mansura shahrida deydi. Payshanba kuni, manaqa kechki payt u kishining darsi bor ekan, payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval, masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldi-da, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdi-da ey shayx, ko'pchilikni duosi ijobat. Mana shu majlis, muborak majlisda o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoimizni ijobat qilsin. Otam haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedim. Lekin u bola otam nohaqqa bir achinarlik xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasining tarix hissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni katta qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otangiz haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyabni odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani deydi. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan edi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi deydi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqat qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'rini sezdi-da yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishga kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotganini sen eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdi-da, qattiq bir ovozni eshitdik. Birdaniga jimib qoldi otam. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qilinadigan o'ringa botgan holatda turardi harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat o'rnida turardi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan o'g'lim. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotda nima bilan o'tkazganligini so'rab keling." Yigit bordi, onasidan so'radi. "Otam nima ish bilan shug'ullanadi?" Onasi yig'lab javob berdi: "Bolam, otangiz odamlarga riboga, sutxo'rlikka pul beradi." Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sutxo'rlik bilan tirishib qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'riq yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib 1-2 yil yotib jonni olgan bandalarga rahmi ketdi. Gunohlarni dunyoda tozalab turib ketibdi. A bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx: "Ha, ha. Ana shu. Ana shu. Uni mana shunday bir xor, iflos holatda jon taslim qilishligini sababi shu. Alloh man qilgan ishni qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badani o'tgan edi. Harom bilan go'sht yemirgan edi. Jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi."
Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamizni o'zi bir asragan bo'lsin. So'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, so'rlikka qo'l urib tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sutxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'ziku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sutxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetgach sutxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sutxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim. Bir shayx minbarda o'tirib, o'quvchilarga dars beryapti. Dars beryapti. Shunda gapirib turib, deyk, joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapirayotganda shuni yig'ilib tushdi. Odamlar eshitganmiz, sajda qilganda ketganlardi. Odamlar eshitganmiz, sabo vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonni hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiyaga zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.